Allah'tan Yaratık İntikamı'na hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bilal. Nasıl YouTuber Olunur'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde video çekmek için gerekli olan programları indireceğiz arkadaşlar. Gerekli olan 3 tane program var. Fraps, videoları kaydetmek için. Sony Vegas Pro, videoları işlemek için. Ve Handbrake. Eğer sabrınız varsa ve yeterli internet kotanız, Handbrake'i kullanmayabilirsiniz. Çünkü Handbrake videonun kalitesini düşürüp YouTube'a daha hızlı yüklenmesini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce şu iki programı indireceğiz. Fraps'tan başlayalım. Fraps'ı indirmek için size verdiğim linklerdeki bu linki kullanıyorsunuz. Hemen linki kopyalayalım. Açalım internet tarayıcımızı. Linki yapıştırıyoruz arkadaşlar. Linke gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Rusça bir site çıktı arkadaşlar. Buradaki kaya butonuna tıklıyorsunuz. Zaten indirme logosu var, anlayacaksınız. Kaydet diyoruz. Dosyamız iniyor. Şimdi ikinci linkimize gidelim arkadaşlar. Bu da Sony Vegas'ın linki. Tabi Sony Vegas'ı ben indirmeyeceğim arkadaşlar. Yine aynı şekilde yazıyoruz. Gidiyoruz linke. Ve çatak diyoruz. Şimdi eski sayfamıza gidebiliriz, kanalımıza. Gördüğünüz gibi Fraps indi arkadaşlar. Buradaymış zaten. Açıyoruz. Burada ihtiyacımız olan setup exe. Bunu kurduktan sonra Fraps kuruldu demektir. Şimdi size Fraps'ın ayarlarını göstereceğim. Açtığınızda General'dan başlıyorsunuz. Burada birkaç ayar var. Şu 3 ayarı boş verebilirsiniz. Mesela bunu açmayın. Şu 2 ayar. Mesela monitör aerodeskop demek. Masa üstünü çek demek. Bunu kullanabilirsiniz. Benim gibi siz de bilgisayarınızı çekeceksiniz. FPS ayarı var. Nerede gözükeceğini seçiyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Burada gözüküyor şey. Ben video çekeceğim için kapattım. Burada başka ayarlar da var. Şunu göstereyim. En önemli kısım video. Burada nereye kaydedileceğini soruyor. Bunu değiştirebiliyorsunuz ve görüntüleyebiliyorsunuz klasörü. Ben bu adrese kaydediyorum. Video kaydetme tuşu. Bu normalde F9 tuşu arkadaşlar. Ben değiştirdim. Videoya başlayacağınız tuştur. Bastığınız anda video başlar. Aşağıda videonun özellikleri var. Ben 30 FPS'yi seçtim. Bir de full size yaptım. Full size ne demek arkadaşlar? Videonun çözünürlüğü demek. 720p bir ekranda çekiyorsanız full size dediğinizde 720p bir video elde edeceksiniz. Ama half size dediğinizde 480p bir video elde ediyorsunuz. Yani kötü çözünürlüklü, düşük çözünürlüklü. 30 FPS yapıyorum arkadaşlar. Çünkü YouTube'un FPS limiti bu. Tabi 60 FPS videolar yükleyebilirsiniz ama 30 FPS ideal olandır. Aşağıda bir ayar daha var. Videoyu 4 GB olduğunda böl diyor. Yani 2 video yap diyor mesela 8 GB'sa. Burada bazı ayarlar daha var. Ses ayarları. Bilgisayarınızın sesini kaydetsin mi? Oyun oynuyorsanız mesela savaş sesleri falan. Bu da mikrofonunuzun, yani sizin sesinizin kaydedilmesi. Bunu açtım ben. Şimdi duyabiliyorsunuz beni. Burada da bir tuş daha var. Sadece şu tuşa bastığımda benim sesimi kaydet diyor. Bunu ben devre dışı bıraktım. Çünkü öyle bir şeye ihtiyacım yok. Birkaç tane daha ayar var altta. 3 tane ayarımız kaldı. Diyor ki burada hide mouse cursor in video. Videoda fareyi gizle diyor. Böyle gözükmez oyun oynarken. İyi bir şey. Burada FPS'yi sabitle diyor. Aksiyon oyunu oynuyorsanız o kadar gerek yok. En alttakini hep açık tutmalısınız arkadaşlar. Eğer kaliteli videonuz olsun istiyorsanız. Videonuzun daha iyi olmasını sağlıyor. Ama daha kasıyor bilgisayarımız. Daha iyi video kaydettiği için. Son olarak yanında bir tane daha yerimiz var. Screenshots. Da ekran görüntüsü almanızı sağlıyor arkadaşlar. F10 tuşuymuş. Değiştirmedim. İhtiyacım olmadı çünkü. F10 tuşuna bastığınızda ekranınızın görüntüsünü alır. Ve buradaki klasöre kaydeder arkadaşlar. Şimdi Movies'e geldik. Ve video kaydedeceğiz. Masa üstünü seçtik. Alt artı X'e bastık. Ve şu an kaydoluyor arkadaşlar. Bu program bu kadardı. Ama maalesef bir sorunu var. Çektiğiniz videoların boyutu aşırı büyük oluyor. Size şöyle bir şey diyeyim. Bir dakika çektiyseniz yani bayağı bir büyük. 300 MB olabiliyor.
Hatta 1 GB bile olabiliyor. 30 dakikalık video 30 dakika 30 GB oluyor neredeyse. Bu da 1 GB falan oluyor işte. Bunun için videoları küçültmemiz lazım. Sony Vegas lazım bize. Sony Vegas'ı indirip crackledikten sonra açalım. Gördüğünüz gibi biraz zor açılıyor arkadaşlar. Ağır bir program çünkü. Arkadaşlar hemen ben 2 tane 3 tane video kaydedip geldim. Şimdi o videoları alalım. 3 tane video çektim. Biri burada. Masa üstüne aldım bunları. Atıyoruz Vegas'a. Bunun için videoyu alıyoruz. Sürüklüyoruz. Vegas'a bırakıyoruz. Buradaki zaman yerine. Zaman çizelgesi deniyor buna. Buradan ben sesi kapatacağım. Çünkü sesli video değil. İkinci partını alıyorum videonun. Onu da hemen yanına atıyorum. Bitişiğine. Üçüncü videomu da alıyorum. Onu da yanına atıyorum arkadaşlar. Şimdi bu 3 video burada. İzlenebiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi videoları düzenlememiz lazım arkadaşlar. Bunun için biraz zor bir iş biraz. Mesela ilk video ile bunun arasında hafif bir geçiş yapabilirim. Bunun için 2 videoyu iç içe geçiriyorum ve gördüğünüz gibi bu tarafta da videolarda gördüğünüz o efekti elde edebilirsiniz siz de. 3 videoyu da böyle yapıyorum. Sonra işleme butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Burada sol üstte bir buton göreceksiniz. Render as yazıyor. Buna tıklıyorum. Yeşil bir buton biraz. Tıkladıktan sonra karşıma bir ekran gelecek. Bu ekranda videonuzun adı yazıyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Mesela deneme video yazdım. Aşağıdan videoyu nasıl işleyeceğinizi gösteren yerler vardır. Daha demin bunlar gözüküyordu. Bunlar benim kaydettiklerim. Siz aşağıdan gösterdiğim ayarları seçeceksiniz arkadaşlar. Burada bir tane vardı. Şimdi arayayım. Bu arkadaşlar. Main Concept AVC AAC. Yanında MP4 ve AVC yazıyor. Buradan anlarsınız. Şimdi buna tıkladık. Aşağı iniyoruz. İnternet 720p. Aşağıdan bulabilirsek. Evet bu. Gördüğünüz gibi. Biraz aramakta zorlandım. Şimdi bunu tam böyle renderlamıyoruz arkadaşlar. Aşağı inip Customize Template diyoruz. Yani bunun ayarlarını biraz değiştireceğiz. Mesela burada HD olduğunu gösteriyor. Tamam. 30 FPS bu deniyor. 29.970 yani tam 30 değil. Burada seçili bunlar. Ayarlar böyle. Aşağıda encode mod var. Yanında da render using CPU only yazıyor. Yan tarafa geliyorsunuz en alttan. Video, audio ve system var. Sistematik geliyorsunuz. Check GPU yapıyorsunuz. Ve burada diyor ki bize OpenCL disable diyor. Videoya geliyorsunuz. Buradan buna tıklıyorsunuz. Eğer sizde CUDA varsa ona tıklayın. Sonra audio var. Bunu ellemeyin. Kalsın. Buradan proje ayarlarından. Mesela video işleme kalitesi. Bunu siz best yapabilirsiniz ama o zaman saatler sürer. Buradan normal bir video işleyecekseniz sıradan 20 dakikalık oyun videosu. Use Project Settings'te kalabilir. Yine aynı şekilde. Sonra tepeden ismini değiştirip mesela deneme yazıyorum. Deneme yazamıyorum. Kaydediyorum. Save Template diyor. Kaydettim. Okey diyorum. Ve denemeye yıldız koyuyorum. Buna tıkladığımda deneme gözüküyor. Şimdi denemeye tıklayıp aşağıdan gördüğünüz render butonuna tıklayacağım. Gördüğünüz gibi işleniyor videomuz. Bu biraz uzun sürebilir. Bilgisayarınıza bağlı arkadaşlar. Eğer i5 bir işlemciniz varsa, yani orta iyi seviye yanı böyle bir işlemci. O zaman bile böyle gördüğünüz 20 saniyelik videoyu işlemeniz 1 dakikanızı alabilir. Gerçekten maalesef bu kadar zor video yapmak. Size daha zorluklarını göstereceğim video yapmanın. Videomuz işleniyor. Şimdi bekliyoruz biraz. 30 saniye kaldığını gösteriyor. Bu gerçekten doğru söylüyor. Tutuyor tam. 30 saniye kaldı. Şimdi bekliyoruz videomuz işlenirken. 18, 17,
Bu sırada size linklerden bahsedeyim biraz. Bir de bir tane daha söylediğim Handbrake programı vardı. Onun da linkini vereceğim. Açıklamalar kısmında görebilirsiniz. O programı ben kullanmanızı tavsiye ediyorum. Her türlü ne kadar videonun başında dediğim gibi sabrınız olsa da olmasa da. Şimdi videomuz işlendi. Open diyorum. Açıyorum videomu. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi sıradan bir video. Normal. Bir oyun videosu. Siz tabii konuştuğunuzda sesinizi ekleyebilirsiniz. Ben konuşmadığım için eklemedim. Gördüğünüz gibi ben buradan sesi kapattım. Normalde konuşuyordum. Şimdi çıkıyorum Vegas'tan. Gördüğünüz gibi deneme videomuz hazır. Bunları silebilirsiniz arkadaşlar. Deneme videomuzu ne yapacağız şimdi? Bakalım boyutu ne kadar? 28 MB. YouTube için ideal bir boyut. Fakat 20 saniyelik video 28 MB ise 1 dakikalık video 1 GB olabilir mesela. Onun için Handbrake programımızı açıyoruz. Açılması gerçekten uzun sürüyor arkadaşlar. Tabii çok uzun değil böyle. 5-10 hatta 20 saniye bile bulabiliyor bazen. Açıldı. Şimdi ben buradan normal diyeceğim. Buradan sizinki olsun diye sizinki gibi. Videomuzu alıyoruz ve sürüklüyoruz Handbrake'e. Aşağıdan bir şey çıkıyor. Scanning file ve bitti. Şimdi arkadaşlar bunu direkt start'a basmıyoruz. Buradan nereye kaydedileceğini diyor. Masa üstüne kaydediyoruz biz. Değiştirebilirsiniz bunu. Videomuzun formatı mesela diyor ki burada arkadaşlar bunu unutmayın kesinlikle. Videonuzu kırpıyor. Mesela alttan üstten 28 kırpmış videoyu. Ben bunu istemiyorum. Buralara geliyorum ve 0 yazıyorum. Çünkü videonun tam 720p olması lazım. Buraya geliyorum filtersa. Burada bir şey yok ayarlayacağımız. Video kısmına geliyorum. Buradan videonun kalitesini gösteriyor. 20'deymiş. 20 ideal bir kalite sayılır. Biz bunu 23, 24 hatta 25. Ben mesela videolarımda 26 ile 25 yapıyorum. Kaliteyi düşürüyor. Fakat boyutunu da düşürüyor. Şimdi biz bir 20'de deneyelim. Boyutu düşüyor mu? Aşağıdan buradan giriyoruz. Video kodeğimiz. Bu YouTube'un önerdiği kodek. Bu da mesela 30 yapabilirsiniz. Tam 30'a tıklayalım. Optimize video diyor. Şimdi buradan very fast, faster, fast. Bunu ayarlıyoruz. Very fast'te kalabilir. Ya da fast, faster. Buradan x64 tune. Fast decode diyoruz ve H64 levelimizi ya da H264 auto yapıyoruz. Ses ayarlarına geliyoruz. Buradan ben otomatik diyeceğim. Bitrate'imizde 192 yapacağım. Ve şimdi start'a tıklıyoruz. Burada videoların işlenmesi o kadar uzun sürmüyor arkadaşlar. Şimdi hemen gördüğünüz gibi %30, 40. Bekliyoruz. Ve videomuzun işlenmesi bitti. Gördüğünüz gibi programımızı küçültelim. Yeni videonun, eski videonun boyutu 28 MB, yeni videonun boyutu 9 MB. Neredeyse 3 katı düşmüş. Tabii benim gösterdiğim gibi siz de buradan video kısmından constant quality 20'den değil de 26 yaparsanız, hatta bir deneyelim arkadaşlar, bir de 26'da işleyelim videoyu. Adını değiştirelim ki aynı üstüne yazmasın. Start diyoruz. Göreceğiniz kadarıyla daha hızlı işleniyor video. Videonun işlenmesi bittikten sonra boyutları tekrar karşılaştırabiliriz. Şimdi burada constant quality 20 ile 25'te işlediğimiz video var. 3 MB'a düşmüş arkadaşlar. Gerçekten. Ama şimdi size videoyu göstereceğim. Videonun kalitesi de düşmüş oluyor. Eğer videoya dikkatli bakarsanız videonun kalitesinin düştüğünü anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ne kaldı? YouTube'a yüklemek kaldı arkadaşlar. YouTube'a yüklemeden önce videonuzun küçük resmini de hazırlayabilirsiniz. Bunu da ileriki bölümlerde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi YouTube'a giriyoruz. Sağ üstte yükle kısmı var. Buna tıklıyoruz. Ve karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Dosyalarınızı sürükleyip bırakabilirsiniz. Ben şimdi sürükleyip bırakacağım. 3 MB'lık olanı atacağım. Arkadaşlar boyutu küçük olabilir. Fakat 3 MB'lık dosyanın yüklenmesi bile 3 MB'a göre fazla gerçekten. %6, %7. 3 MB olduğu için bunun 3 saniyede bitmesi gerekiyor normalde.
videonun adını değiştirebilirsiniz. Deneme videosu yazıyorum ben buraya. Açıklama kısmına istediğinizi yazabilirsiniz. Deneme kanalının ilk deneme videosu yazıyorum ben. Buradan gelişmiş ayarlardan farklı şeylere, mesela kategorisini buradan tıklayıp eğlence yapmanız lazım. Hatta oyun yapmanız lazım arkadaşlar. Buradan videonun dilini seçebilirsiniz. Buradan Türkçe yapalım tabii ki de. Tabii dili olmadığı için seçmememiz daha doğru olur ama. Temel bilgilerden daha yapabileceğimiz pek bir şey yok. Oynatma listesi oluşturabilirsiniz. Ben oluşturayım bir tane hemen size göstermek için. Deneme videolardı ya. Yanlış yazdım büyük ihtimalle, yok. Oluşturdum. Eklendi. Şimdi işlemle tamamlandı. Normalde bu kadar hızlı olmuyor. Videonun küçük resimlerini aşağıdan seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi videonun küçük resim buradan değişmiyor şimdilik. Değişti. Yayınla diyorum. Ve videom yayınlandı. Bu videonun linkini aşağıya koyacağım. İzlerseniz gerçekten sevinirim arkadaşlar. Bir de Handbrake'in linkini hemen halledelim. Google'a Handbrake yazıyoruz. Handbrake'i de kapatalım bu arada. Kasmasın video. Handbrake'in sitesine giriyoruz arkadaşlar. Handbrake paralı bir program olmadığı için sitesinden indirebilirsiniz. Download Handbrake'e tıklıyoruz. Handbrake iniyor arkadaşlar. Ben şimdi indirmiyorum tabii. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir şey öğrenebildiyseniz ne mutlu bana. Videoyu yararlı bulduysanız arkadaşlar like butonuna basabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. YouTuber olmak isteyen arkadaşlarınızla. Videoların devamını takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.